Merhabalar çocuklar, nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Hepinizi çok özlediğim bugünlerde attığınız fotoğraflar, gönderdiğiniz videolar beni çok mutlu ediyor. O yüzden oynadığınız oyunları, yaptığınız etkinliklerin fotoğraflarını benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ben bugün sizler için yeni bir etkinlik daha hazırladım. Bugün hep birlikte bir örüntü çalışması yapacağız. Bu örüntü çalışmasını yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız var? İsterseniz hep birlikte inceleyelim. Bu gördüğünüz renkli pipetlere ihtiyacımız olacak. Hangi renklerimiz var? İsterseniz önce o pipetlerin renklerine bakalım. Burada pembe renkli, yeşil renkli, mavi ve ondan daha koyu mavi renkte 4 adet pipetimiz var. Siz de etkinliğinizi yapmak için böyle renkli pipetler kullanabilirsiniz. Bu pipetleri kesmek için bir makas. Ve bu gördüğünüz tahta çubuklara ihtiyacımız var. Tahta çubuklar yerine isterseniz siz çubuk makarnaları da kullanabilirsiniz bu etkinliğinizde. Ve bir paket hamura ihtiyacımız olacak. Şimdi etkinliğimize başlamak için ilk olarak pipetlerimizi minik minik bu gördüğünüz kasedeki gibi küçük küçük kesmemiz gerekiyor. Lütfen pipetlerinizi keserken annelerinizden, babalarınızdan destek almayı unutmayın ve çok dikkatli olun. Pipetlerimizi makasımızla dikkatlice minik minik kesiyoruz. Ben önceden sizler için bunları kesip hazırlamıştım. Ve hamurumuzu açıyoruz pipetlerimizi kestikten sonra. Hamurumuza ellerimizle şekil veriyoruz. Siz hamura ellerinizle şekil vermeyi çok seviyorsunuz, biliyorum. Ve hepinizin evinde eminim ki rengarenk hamur kalıpları vardır. Etkinliğinize başlamadan önce rengarenk hamur kalıplarıyla hamurlarınıza şekil verebilirsiniz. Ben bu etkinlik için kocaman bir top yapmak istedim şu an. Avuç içimle hamurumu çeviriyorum ve biraz parmaklarımı kullanarak hamuruma şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi hamurum hazır. Hamurumu koydum. Sonrasında çubuklarımı alıyorum. Ve hamuruma dikkatlice batırıyorum. Sizler istediğiniz kadar tahta çubuk kullanabilirsiniz. Evet, şimdi hep birlikte örüntü etkinliğimize başlayabiliriz. Örüntüyü yapmak için ilk önce bir örnek hazırlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi önce pembe renkli pipeti, sonra koyu mavi renkte olan pipeti, sonra yeşil renkli pipeti ve sonra da açık mavi renkte olan pipeti atıyorum. Evet, örüntü çalışmamıza devam edebilmemiz için bir sonraki sırayı hangi renkle başlamamız gerekecek? Gördüğünüz gibi pembe renkle başlamamız gerekecek. Pembe renkli pipetimi aldım ve tahta çubuğumdan atıyorum. Pembe renkten sonra hangi renk geliyor? Evet, bildiniz. Koyu mavi renkli pipetimi atıyorum. Evet, sonrasında yeşil renkli pipetim. Ve sonrasında da açık mavi renkli pipetim atıyorum. Gördüğünüz gibi bu sıra çok önemli. Bu sıraya dikkat etmezsek örüntü çalışmamız doğru olmaz. O yüzden örüntü çalışmasını yaparken bu sıraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar pembe renkle başlıyorum. Koyu mavi renkli. Yeşil. Ve açık mavi renkli pipetimi atıyorum. Sizler de evde bu etkinliğinizi yapıp fotoğraflarını benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım hepiniz bu etkinliği çok seversiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.